bugün konuştuğunu yarın vazgeçtim der mi? Demez. Der mi öyle bir şey? Demez değil mi? Bugün sana cevap verdiyse, yani senin imanın var demektir. Yarın ben vazgeçtim deme şansı yok değil mi yok. Abi? Yok. Evet. Yok değil mi abi? Evet. Yani iman kaybedilmez yani değil mi abi? Peki ikinci lemada o işte... İman kaybedilir şöyle. Yani şu. Allah'ın bir adaleti var. Yani bugün kış varsa kar yaktırırım. Ama kar yağdı da vazgeçtim. Ben sana vazgeçme manası değil. Tecelliyetle vazgeçmeye karıştırma. Mesela baharda çiçeği açar. Şimdi kışar. Allah vazgeçtim, karı kaldırıyorum, vazgeçtim değil bu. Tecelliyat ve zuhurat farklı. İmanı da itikadımız bozuk olunca imanını da alıyor. Yani imanımızın ayakları itikatlarımızdır. İmanımızı ayakta tutan imandır. İmanımızı ayakta tutan itikattır. İtikadı bozuk olursa imanı yok olur. Günahlar bunu da yazıyorsun. Ha? Günahlar itikadı bozuyor. İtikadı bozar. İtikat da imanı yok eder. Bozuk. Yani o kadar mühim değil, çok mühim itikad. Abi günahlar mı demek lazım? Yani şey, günahlar itikadı bozar. İtikadı bozar da yani. Bozar. Mesela harama helal demeye başlar. Var ya işte ikinci lemada. Küfre giriyor bunlar. Sonra giriyor. Küfrün. Tabi mesela keşke Allah melekleri olmasaydı. Günah işleyince tilaki oluyor. Ya bu zina mila televizyondaki abuk subuk şeyleri seyretmeye Allah niye haram desin ya demeseydi keşke. Dedi ya falan ya birisi dese ki böyle haram haram yoktur falan. İnanma, itikat etmeye başlar. İtikat etti mi Allah meleklerde niye var falan der hop. İtikadı bozuldu. İtikadı bozulunca cevap olan iman yok oluyor.